Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Elektrik konusuna hoş geldin Tonguç Elan Artık LGS'de çıkan son fen konusuna hoş geldik diyoruz. Gerçekten de konuları fen adına bitiriyoruz. Hazır mısın dersimiz? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber aslında elektriği anlamaya çalışacağız. Elektriği hiç hayatında gördün mü sen? Yıldırım gördüm hocam. Harikasın evet burada gördüğün gibi. Yıldırım da gördün değil mi? Gerçekten de elektriği net bir şekilde görebildiğimiz yerler aslında yıldırım, şimşek ve benzeri doğa olayları. İşte elektrik aslında nereden geliyor? Kaynağı nedir? İşte protonlar, elektronlar, atom altı parçacıklar ve benzeri bunları anlamaya çalışacağız seninle beraber. Gerçekten de yıldırım ve şimşekten net bir şekilde hayatımızın içerisinde elektriği görebiliyoruz ve tabii ki hemen söylemek istiyorum. Tonguç kapta artık 8. haftaya girdik, 3. sezon 8. haftadayız ve süper bir şekilde ilerliyoruz. Tüm dersler soru bankamızdan test 26 yapmanızı istiyorum. Dinamo soru bankamızdan da test 96 ve 97'yi burada dijital soru atlama lütfen Tonguç Eren Bey'im. Zoru bankamızdan da test 80 ve 81'i yapmanızı istiyorum diyorum ve ödevlerimizi verdikten sonraki ödevlerimiz artık TATS uygulamasında görevlerle beraber çok yakında gelecek diyoruz ve hadi bakalım o zaman bugün seninle beraber işeceğimiz konulara başlayalım. Bir kere İlk başta seninle beraber elektrik yüklerini anlamaya çalışacağız. Yani artı eksi yükler ne zaman cisim artı yüklü oluyor, ne zaman cisim eksi yüklü oluyor ve bunları ortaya çıkartan şey yani elektriklenme dediğimiz olayın doğasını anlamaya çalışacağız. Elektriklenme dokunarak olabiliyor, etkiyle olabiliyor, sürtünmeyle olabiliyor ve bunların özelliklerine bakacağız. Ne, nasıl o elektrikleniyor, nasıl artı yükler, eksi yükler nasıl hareket ediyor ve benzeri bunları işleyeceğiz diyorum ve hadi bakalım o zaman ilk konumuzda ilk alt konumuza başlayalım. İlk başta şunu hatırlamamız gerekiyor Tomuç'um. Her madde atomlardan var olmuştur. Yani evrendeki her şey atomlardan var olmuştur. O zaman şimdi atomları hatırlayalım. Atomları zaten biz daha önce görmüştük. Atomun aslında bir çekirdeği vardı Tonguç Eren Bir de bunun etrafında dönen e, elektronların gezdiği yörüngeler var değil mi? Sen atom deyince aklına geliyor. İçecek geliyor hocam. Ne içeceği evladım benim? Atom içeceği başka ama atom tanecik demek aslında. Küçücük küçük tanecikler demek ve bu da maddenin tanecikleri demek. Nasıl mesela insanların hücreleri varsa insanlar mesela 37 trilyona yakın hücrelerden oluşmuştur. Küçük küçük e, canlı canlı hücrelerden oluşmuşuzdur. Aynı şekilde maddeler de atomlardan oluşmuştur. İşte mesela şu kalem atomlarında oluşmuştur ve bu atomların içinde ilk başta bir çekirdeği var tam ortasında. Ve bunun içerisinde çekirdeğin içerisinde proton ve nötron dediğimiz tanecikler var. Atom altı tanecikler bunlar. Bir de atomların çekirdeğinin etrafında dolaşan elektronlar var. Ve bunlar da yörüngelerde yani belli yollarda hareket ediyorlar. Mesela işte bir işte E5 otobanı, T TEM otobanı ve benzeri gibi düşün. Belli yollarda hareket ediyorlar bunlar. Dolayısıyla... Proton, nötron, elektron 3 tane taneciği var atomların ve protonlar artı yüklü bu çok önemli elektronlar eksi yüklü işte zaten artı ve eksi yüklü olmayı sağlayan şey protonlar ve elektronlar diyebiliriz ve nötronlarsa yüksüz tanecikler yani atomun içerisinde yüksüz tanecikler çekirdeğindedir ve nötron olarak yazılır proton deyince hemen aklımıza Pozitiften gelsin. proton pozitiftir. Pozitif ne demekti? Artı demekti. Elektronsa eksi. Oradan aklımıza gelsin. Elektron eksi yüklüdür. Bu da çok önemli bir özellik diyorum Tonguç Erem. O zaman hemen sana soru. Nötronun yükü nedir? Yüksüz. Harikasın yüksüzdür. Yani sıfırdır. Bravo diyorum yüksüz demen yeterli diyoruz. Ve elektriklenmeye bakalım Tonguç'um. Cisimler birbirleriyle etkileşime girince elektronlar hareket edebiliyor ve bunun dolayı da aslında yük birikimi oluşabiliyor. Biz buna elektrikten biliyoruz. Mesela kazağımı çıkardığım zaman ben böyle çatı çutu sesler gelmeye başlar. Çünkü aslında kazağın e, gömleğe sürterken veya tişörte sürterken aslında orada eksi yükler yani elektronlar hareket ediyor ve bu hareketten dolayı da aslında bir elektriklenme oluşuyor. Ne demiştik? Elektronlar e, atomun etrafındaydı. İşte bu atomlar Etraflarındaki elektronlar birbirlerine sürtünce aslında elektronlar bir yerde hareket etmeye başlıyor. İşte burada elektriklenme olayı ortaya çıkıyor diyoruz. Bak burada mesela ne demiş arkadaşlarımız? Bütün eksi yüklerinden kurtulun çok pozitif demiş. Gerçekten de eksi yükler, elektronlar atomun içerisinde sadece tek başına hareket edebilecek parçacıktır. Onun dışında kesinlikle proton ve nötronlar hareket edemez. Neden proton ve nötronlar hareket edemez Elif Çünkü be? onlar ortada. Harikasın. Çünkü onlar ortada dedi. Bu kadar basit aslında. Çünkü onlar ortada. Çünkü onlar çekirdeğin içerisinde. Yani çekirdeğin içerisindeki çekirdeğini kıramıyorsun hiçbir atomun. Çekirdeğini kırmak nükleer reaksiyona giriyor. İşte atom bombası falan filan böyle çok büyük şeyler onlar. Dolayısıyla atomların en rahat hareket eden ve en küçük tanecikleri elektronlar sürekli hareket edebiliyorlar. Bu hareketlerinden dolayı da artı ve eksi yükler oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla atomun içerisinde hareket edebilen tanecik dediğimiz zaman hemen elektronlar aklımıza gelecek. Yani eksi yükler gelecek. Ve bu yüzden de aslında maddeler elektrikle yüklenebiliyor. Şimdi şimşek ve yıldırım hatırlayalım. Bir kere şimşek ve yıldırım aynı şeyler değiller. Şimşek İki bulut arasında olan e, yük aktarımına diyoruz. Ya elektronların geçişine aslında eksi yüklerin geçişine diyoruz. Yıldırımsa yeryüzüyle bulutlar arasında olan e, yük aktarımına diyoruz. Hatta yıldırımın şöyle bir özelliği var. Yerden yukarıya doğru çıkar Hani yıldırım düştü derler ya halbuki yerden yukarıya doğru çıkar. O da aklında kalsın diyorum. Peki Günlük hayatta elektriklenme uygulamalarına da bir bakalım sonrasında elektriklenmenin mekanizmasına bakacağız. Şimdi mesela bir fotokopi makinesi çalışırken aslında bu kağıdın üzerine bu kağıdın üzerine mesela şu fotokopi makinesi bu kağıdın üzerine bir e, mürekkep bırakıyor değil mi? Bu mürekkebi nasıl bırakıyor? Çünkü aslında kağıtla mürekkep farklı zıt yüklü elektrikle yükleniyorlar. Şimdi elektrik konusu çok önemli bir bilgi var o da şu. Zıt yükler birbirlerini çekerler. Yani ben kağıdı e, ve mürekkebi zıt yükle yüklersen bunlar birbirine yapışırlar. Dolayısıyla bu mürekkebin burada kalmasının sebebi bu mürekkebin burada kalmasının sebebi aslında zıt yüklerin birbirini çekmesi. Dolayısıyla elektriklenmeyle bağlantılı diyebiliriz. Veya parmak izi çıkarmada parmak izimizi bastığımız zaman o elektronik aletlerdeki Yükler bizim e, elimizdeki parmağımızın deri hücrelerinin yükleriyle çekiyor birbirini ve parmak izimiz oradaki cama yapışıyor. İşte parmak izi çıkarmada da aynı şekilde, boya püskürtmede de aynı şekilde. Boya püskürtmede tanecikleri, boya taneciklerini zıt yükle yüklüyorsun arabanın e, kaportasına göre ve bunlar birbirine arabanın kaportasına yapışıyor. Hatta boya tanecikleri o kadar düzgün dağılıyor ki çünkü kendi yükleri birbirlerini ittiği için çok da düzgün bir dağılım gerçekleştiriyor. Klimaya baktığımız zaman klimadaki toz filtreleri tozları zıt yüklerine göre çekerek kendi içinde tutuyor ve bize temiz bir hava veriyor diye bir düşünebilirsin. Peki elektriksel demek? İlk başta bunu anlayalım zaten elektriklenme o zaman kafamıza çok oturacak. Şimdi tonguç helalmiğim. Bir kere eğer bir cismin içerisinde hem pozitif hem negatif yükler varsa ve bunlar eşit sayıda ise biz bu cisme nötr diyoruz. Nötr cisim adını veriyoruz. Mesela işte ben bu konulara nötrüm deriz. Ne demek? Çekimserim. Yani e, ne artayım ne eksim ne pozitifim ne negatifim. Dolayısıyla burada mesela nötr cisime baktığımız zaman bak dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane pozitif var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane negatif var. Artı yüklerin sayısı, eksi yüklerin sayısı birbirine eşit. Yani protonların sayısı, elektronların sayısı birbirine eşit gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla bu bir nötr cisim. Ama eğer artı yüklerin sayısı eksi yüklerden fazla olursa Tonguç Eren burada olduğu gibi, bak burada 3-6 e, tane artı var, 2 e, tane de eksi var. Dolayısıyla al artılar eksilerden daha fazla. O zaman pozitif yüklü cisim haline geliyor bu obje. Buraya bakalım Tonguç'um. Burada da Eksi yüklerin sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 taneymiş. Artı yüklerin sayısı 1, 2, 3 taneymiş hop o zaman bu da negatif yüklü cisim oluyor Tonguç'um. Çok önemli burada bunlar eşitti 6, 6 idi o zaman nötr'dü ve bu cisim aslında yüksüz bir cisim değildir bu çok önemli. Bak burada en önemli karıştırılan şeyden bir tanesi şu. Bu cisim yüksüzdür. Hayır yüksüz cisim diye bir şey yoktur. Bak buraya yazıyorum. Yüksüz cisim. Cisim bu sınavda çıktı bu arada çünkü eski LGS sınavında yoktur diyorum. Tonguç'un bütün cisimlerin yükü vardır. Yani bak bunun da yükü var. Nötr cisim ama yükü var. Artılar eksiler birbirine eşit sayıda ve yükleri var. Bunun da yükü var bunun da yükü var. Ama nötr cisim yüksüz olarak algılanıyor bazen. Ama Nötron yüksüzdür bunu bileceğiz bak nötron taneciği aslında yüksüzdür o ayrı bir şey cisimlere gelince nötr cisim yüksüz değildir aman dikkat et diyorum sana. Peki geldik cisimlerin birbirine etkisi Tomuç'um çok basit bir mantık var evladım benim bak şimdi hemen sana göstereyim şöyle basit bir mantıkla. Bu artı yüklü cisim, bu eksi yüklü cisim. Bunlar birbirine ne yaparlar? Çekerler hocam. Harikasın, çekerler. Çekmeyi böyle gösteriyoruz. Aman dikkat et. Bunlar birbirlerini çeker. Bunlar birbirlerini çekerler. He. Hatta şöyle de yazabiliriz. Çekme, çekme kuvveti yazabiliriz aralarında. Neden? Çünkü zıt yüklü cisimler birbirini çekerler. Ama eğer artı yüklü cisim... Artı yüklü isim olursa ne olur evladım benim bunlar? İterler hocam. Harika bunlar birbirlerini iterler. Elektrikte aynı yüklü cisimlerde itme kuvveti vardır. İtme kuvveti vardır. Dolayısıyla bu cisimler birbirine iterler. Ve böyle gösterilir bak dikkat et. İtme kuvveti böyle gösterilir. Çekme kuvveti böyle gösterilir. Aynı şekilde devam ediyorum. Eksi eksi olsaydı burası. Eksi eksi olsaydı. İterler hocam. Harikasın yine iterler. Bravo diyorum sana. İterler harikasın. Dolayısıyla Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunlar daha hani şey elektrik e, ilk öğreneceğimiz şey zıt yükler birbirini çeker. Hemen yazıyorum zıt yükler çeker. Zıt yükler birbirini çeker. Aynı yükler aynı yükler e, birbirlerini iterler. İlk başta bunu bilmemiz gerekiyor. Sonrasında birazcık daha bunun bir detaylısı var. O da şu Tonguç Eren Bey. Eğer bir cisim varsa e, eksi yüklü bir cisim veya artı yüklü bir cisim diyelim. Burada nötr bir cisim varsa, nötr cisim varsa bunlar birbirini ne yaparlar? Şimdi bunlar birbirlerine çok enteresan bir şekilde çekiyorlar. Sebebi şu. Artı yüklü cisim demek Tonguç Eren Artıların sayısı eksilerin sayısından fazla demek. Yani burada aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane artı olsun. 1, 2, 3, 4 tane de eksi olsun tamam mı? Artı yüklü cisim bu demek. Nötr cisim ise aslında artılar ve eksiler birbirine eşit demek. Yani burada artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi gibi gidiyor. Şimdi bak burada eğer ben bunu artı yüklü bir cisme yaklaştırırsam, artı yüklü bir cisme yaklaştırırsam, bunun içerisindeki eksiler bu tarafa doğru artıyı çekeceği için gelecekler. Aa ne güzel yanımıza artı geldi diyecekler. Bunlar zıt kutuplar, zıt yükler birbirini çeker prensibinden buna yaklaşacaklar. E buradaki artılar da burada kalacak. Dolayısıyla bunlar da burada kalacak. Dolayısıyla cismin dikkat et bu tarafı bu tarafı eksi yüklü bu tarafı da artı yüklü olacak. Şimdi bu öyle bir durumda bu eksi yükler buna daha yakın olduğundan bu artı yükler buna daha uzak olduğundan bu cisimler birbirlerini çekiyorlar Tonguç evladım benim. Yani çok basit bir kural var. Yüklü cisim yüklü cisim yüklü cisim nötr cismi cismi çeker. Bu kuralı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Herhangi bir yüklü artı veya eksi hiç fark etmez. ...yüklü cisim, yani eksi yüklü cisim... ...burada nötr cisim olsun, nötr cisim... ...hemen bunların birbirlerine çektiğini... ...bileceğiz. En son durum ise... ...en kıl durum, o da çok basit. Nötr, nötr, iki cisim... ...nötr, nötr, iki cisim... ...birbirlerine hiçbir şey yapmazlar. Yani etkide bulunmaz. Burada hiçbir etki... ...etki yoktur diyoruz. Dolayısıyla benim burada anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Zıt yükler birbirini çekerler... E, ...aynı yükler birbirini iterler... E, bir yüklü cisimle bir nötr cisim birbirini çeker. Ee, i̇ki nötr cisimle birbirine hiçbir etkide bulunmaz. Bunlar aslında ilk öğrenmemiz gereken en önemli bilgiler. Peki elektriklenme dediğimiz şey nedir? Elektriklenme dediğimiz şey şudur. Bir kere üç farklı elektriklenme çeşidi vardır. Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve etki ile elektriklenme. Şimdi bu sürtünme ile elektriklenmenin İki tane örneği var. Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. O da çok basit. Cam bir çubukla ipek kumaşı birbirlerine böyle sürtersek. Yani şöyle yapıyorum. E, cam bir çubuk bu diyelim. İpek kumaşlı benim gömleğim olsun. Böyle sürtüyorum. Hatta şu anda ben bunu yaptığım zaman bile hatta sana bir deney yapayım. Şöyle kağıt peçete diyelim. Bak şöyle. Şöyle kağıt peçete tamam mı? Böyle bunları koyuyorum. Küçük küçük koyuyorum. Tabii sen göremeyebilirsin şu anda ama. E, hatta bunları şöyle izler bırakayım da görebilesin. Ee, bak bunların üzerlerinde izler var şu anda. Görüyor musun? Şimdi bak bu kağıt peçeteler bunlar tamam mı? Böyle elimde böyle peçeteler var. Şimdi ben bu peçeteleri tuttuktan sonra elimde şöyle koyduktan sonra diyorum ki ya şunu şöyle bir sürteyim bakayım. Gel bak, oğlum, plastik plastik bir çubuğu e, bir şeye sürtüyorum bir kumaşa sürtüyorum. Sonrasında bunu böyle yaptığım zaman bak görebiliyor musun? Şöyle hatta göstereyim. Nasıl yapıştı görebiliyor musun? Bak buna nasıl yapıştı? Sebebi bu onun aslında bunun yapışmasının sebebi ve şu anda durmasının sebebi elektriklenme. Hatta tekrar te tekrar dönelim. Bak tekrar yapıyorum. Böyle yaptım yaptım, yaptım. sürtünme ile elektriklenme yapıyorum aslında ben kendime. Sürtüyorum, sürtüyorum, sürtüyorum kumaşa ve bunu hemen hop aldım ve kameraya kadar getirdim gördüğün gibi. İşte tam burada canlı bir deney yaptım senin için. Bak hatta şöyle bırak git be in aşağı in aşağı yani dolayısıyla heh, işte indi aşağı dolayısıyla sürtünme ile elektriklenmede bir e, birbirine temas gerekiyor ve sürtünme gerekiyor. Cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğüm zaman cam çubuk artı yükle yükleniyor, kumaş da eksi yükle yükleniyor. Sebebi de şu veya ipek de eksi yükle yükleniyor. Hatta ben buna ipek ipeksi diyorum. İpek ipeksi yükleniyor. Eksi yüklenmesinin sebebi bunun. Aslında cam çubuktaki Eksi yüklerin eksi yüklerin ipe geçmesi, dolayısıyla ipek son durumda ipek son durumda eksi yükle yükleniyor. Burada mantık şu: İlk başta bu iki cisim de nötürdü. Yani bu da nötürdü, da nötürdü, bu da nötürdü. Ne demek nötür? İkisinde de artı ve eksi yüklerin sayısı birbirine eşitti. Artı ve eksi yüklerin sayısı birbirine eşitti. Ama sürttüğüm zaman ben bunları birbirine. Buradaki eksi yükler, camdaki eksi yükler, buradaki ipe geçti. İpe geçtiği zaman eksi yüklerin sayısı burada arttı. Yani burada artı eksi, artı eksi, artı eksi vardı. Ama buraya eksi yükler geldiği zaman eksiler geldi buraya. Ne oldu? 6 eksi 3 artı oldu. Dolayısıyla bu eksi yüklü hale geldi. Peki burada aynı şekilde artı eksi, artı eksi, artı eksi vardı. E buraya 3 tane eksi gelirse ne olacak? E o zaman bununla da artı yüklü haline gelecek. Cam çubuk da artı yüklü haline gelecek. İşte bu durumda cam artı haline geldi. İpek de eksi haline geldi. Aynı şey burada da geçerli. Burada farklı yükle yükleniyor. Bakalım. Şimdi yün kumaşla ebonit çubuk. Yani plastik çubuk. Birbirine sürttüğü zaman burada da aslında dikkat et, Çubuk eksi yükle yükleniyor. Bak ebonit eksi. ipek ipeksi. Ebonit eksi. E ile aklımızı tutalım. Dolayısıyla çubuk eksi yükle yükleniyor. Kumaşta artı yükleniyor. Nasıl oluyor bu peki? Yünden çubuğa eksi yükler geçiyor. Buradan buraya eksi yükler geçtiği zaman bak hiçbir zaman artı yükler hareket etmez. Bunu yazıyorum bak. Artı yükler, artı yükler asla ve asla asla hareket edemez. Hareket edemez. Yani her zaman ama her zaman... Ee, Asla ve asla hareket etmez. Hareket edemez. Dolayısıyla her zaman eksi yükler hareket eder. Burada ne oldu? Eksi yükler buraya geçti. Bunun eksilerin sayısı arttığı için eksi yüklerle geldi. Bu da eksilerin sayısı azaldığı için artı yüklü oldu. Yani bir cismin artı yüklü olmasının sebebi eksilerin sayısının azalmasıdır. Çok dikkat edin. Şimdi geldik dokunmayla elektriklenmeye. Şimdi bir kere cisimler dokunmayla elektriklenmede aynı cins yükle yüklenirler. Ne olursa olsunlar. Bakalım şimdi bakalım. A cismi var, B cismi var ve nötr C cismi var. Şimdi demiş ki bize bu cisimleri birbirlerine dokundurursak neler olur? Buraya yazalım demiş. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Cisimlerin sahip oldukları toplam yükü büyüklükleriyle orantı olarak paylaşırlar. A cismi var, B cismi var ve nötr C cismi var. Şimdi bir kere bunları dokundurursak ne olur diye bize soruyor. Şimdi cisimlerde bir kere e, ellerinde olan toplam yükü düşünmemiz gerekiyor. Bu toplam yükü de aslında hangisi daha büyükse o kadar hangisi daha küçükse o kadar az yük alıyor şeklinde bölüştürmemiz gerekiyor. Yani kardeş payı yapmamız gerekiyor. Ama burada mesela 3 cisme de özdeş cisimler aynı büyükte cisimler demiş. Şimdi bir kere artı 20 yük demek A cisminin fazlalık olan yükü artı 20. B cisminin fazlalık olan yükü eksi 20. C cisminin fazlalık olan yükü yok. Yani nötr. Ama yüksüz demek değil bu. Nötr demek artı ve eksi yüklerin sayıları birbirine eşit demek. Burada ise artı 20 fazlalık var demek. Burada da eksi 20 fazlalık var demek. Şimdi burada diyor ki A ile C birleştirilirse diyor. Yani A ile C'yi birleştirdim. Buradaki fazlalık ne kadardı? 20 hocam. Harika 20. Buradaki fazlalık yok. Dolayısıyla buradaki fazlalığı bunun yükünü bu ikisi paylaşacak. Ve ikisi de aynı yükle dönecek. Bu artı yüklü bir cisim. Bu eksi yüklü bir cisim bu nötr bir cisim. Bir kere bu ikisini dokunulduktan sonra ikisinin de aynı yüklü olması gerekiyor. O zaman ne diyoruz? Artı yüklüğüne nötrü dokunursak ikisi de artı yüklü hale gelecek. Ve burada aslında artı 20'yi paylaştırınca artı 10 artı 10 şeklinde paylaşacaklar. Aynı şey burada geçerli. B ile C'yi birleştirdim. Eksi ile nötrü dokunduğumuz zaman ikisinin de eksi yüklü olması gerekiyor. Ve eksi 20'yi bunu ikisine paylaştıracağım. Eksi 10 Eksi 10 şeklinde paylaştırdık. Peki bu ikisini birleştirdiğimiz zaman ne olur? Burada artı 20 fazlalık vardı. Burada eksi 20 fazlalık vardı. Topladığımız zaman toplam yük ne eder? Sıfır hocam. Harika sıfır. Dolayısıyla ikisi de nötr nötr haline gelecek. Toplam yükün sıfır olması demek aslında nötr demek. Burada mesela bunun yükü artı 20 iken bunun yükü sıfır demek. Bunun yükü eksi 20 iken bunun yükü sıfır demek. Şeklinde düşüneceğiz. Dolayısıyla dokunma elektriklenmede hatta şöyle bir... E, bir Güzel bir e, özet de yapayım sana hemen şöyle bir örnek vereyim. Böyle bir cisim var diyelim. Dokunma elektriklenmede artı eksi artı eksi 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 eksi. Şimdi böyle bir LGS sorusu geldi. E, artı eksi artı eksi artı e, eksi diyelim. Şimdi. Bu yükler, bu cisimlerin yükleri nelerdir? Söyler misin bana? Soldaki cisim yani A cismi diyelim buna B cismi. A cismi pozitif midir negatif midir? Negatif yüklü hocam. Harika negatif yüklü. İşte A cisminin ben yükünün ne olduğunu söylerken şöyle diyeceğim. Zaten bu ikisi çift bu ikisi çift ama burada dörtlü fazla var ya. A cisminin yükü eksi dört diyeceğim. Buraya bakalım. B cismi pozitif mi negatif mi? Nötr hocam. Harikasın nötr bravo diyorum sana. A cismi negatif B cismi de nötr bravo diyorum sana. Dolayısıyla bu nötrdür o zaman yükü de sıfırdır. Şimdi ben bu ikisini birbirine dokundurduğum zaman ne olacak biliyor musunuz? Bu fazlalık bu fazlalık bu iki cisim arasında bölüştürülecek. Yani eksi dört ile sıfırı topla eksi e, dört bu ikisini 2'ye iki, ikiye zaman bunlar özdeş cisimlerse eşit şekilde bölüştürülecek. Yani aslında buradaki iki tane fazlalık buraya geçecek. Dolayısıyla bak son yükleri şöyle olacak. İki cismi birbirine dokundurduk. Burada artı eksi artı eksi vardı. Bir de iki tane eksi buraya koyduk. Burada e, eksi eksi buraya geldi. Artı eksi artı eksi artı eksi zaten olduğu gibi kaldı. Ne oldu bak dikkat et. Bu cisimler bu nötr kısmı bu nötr kısmı. 2 eksi 2 eksi yani eksi 2 eksi 2 yüke denk gelmiş oldu. Yani birbirlerine bölüştürmüş oldular bu eksi 4 fazlalığı ve özdeş bir şekilde birbirleriyle aynı yüke sahip oldular. Bu ilk başta negatifti bu ilk başta nötrdü. Ama son durumda ne oldu ikisi de eksi haline geldi diyoruz. Peki o zaman dokunma elektriklenmeden sonra bir de etki elektriklenme var. Etki elektriklenme birazcık daha fazla soruları çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü dokunma elektriklenmede ben matematik hesabı yaptım ama onlar fazla çıkmıyor. Esas etki elektriklenmede şunları bilmemiz gerekiyor. Mesela bu artı yüklü bir cisim görüyoruz. Bu da bakıyoruz artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı nötr bir cisim. O zaman bu artı yüklü, bu da nötr bir cisim. Şimdi ben bunları yaklaştırdığım zaman, hatta şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Ee, yaklaştırdığım zaman. Yani ben mesela şöyle artı yüklü bir cismi, artı yüklü bir cismi, hatta şöyle bir tane eksisi olsun ki nazarlık olsun. Artı yüklü bir cismi e, burada nötr bir cisme yaklaştırıyorum. Ee, artı eksi artı eksi artı eksi. Şimdi ben bunu buna yaklaştırdığım zaman bir anda bu artı yüklü bir cisim olduğu için buradaki eksileri kendine çekecek. Buradaki eksiler kendine gelirken bu üç tane eksi bu tarafa doğru yığılacaklar. Üç tane eksi buraya geldi. E bu artılar da burada kaldı böyle. Dolayısıyla bu cismin Sol tarafı eksi yükle yüklenmiş oldu. Sol tarafı. O zaman sağ tarafı da artı yükle yüklenmiş oldu. Çünkü burada artılar kaldığı için. Dolayısıyla bu cisimde kısmi elektriklenme oluyor. Bu çok önemli. Yani sol tarafı eksi, sağ tarafı da artı yükle yüklenmiş oldu diyoruz. Şimdi bu kısmi elektriklenme. Sonrası burada gözüktüğü gibi. Artı yük cismi bu cisme yanına yaklaştığım zaman eksiler burada, artılar da burada oluyor. Peki... Burada elektriklenme ile e, nasıl deneyler yapıyoruz? Özellikle şu deneyleri de yapıyoruz. Artı yüklü bir cismi iki tane metal kürenin yalıtkan ayaklar bunları da söylüyor bu arada. Yalıtkan yani aşağı doğru hiçbir geçiş yok elektrik geçişi yok. Yalıtkan ayaklarla olan iki tane metal kürenin yanına getiriyor. Bu metal kürelere hangi yükle yükle evladım benim? Nötr. Harikasın nötr. Çünkü bak artı eksi artı eksi bunlar birbirine eşitler. E, Dolayısıyla nötr. Şimdi ben bunu yaklaştırdığım zaman bir kere buradaki ee, sol taraftaki kürenin buna yakın olduğundan dolayı eksi yükle yüklenmesi gerekiyor. Sağ tarafta kürenin de artı yükle yüklenmesi gerekiyor. Ve tam o sırada bu yakınken ayırırsam bunu ayırırsam bunun ne olur? Bir anda eksi yüklü bir küre elde etmiş olurum. Artı yüklü bir küre elde etmiş olurum. Hatta bunu daha simülasyon şeklinde göstereyim mi sana? Daha rahat anlayacaksın. O da şu. Ben ilk başta yani şöyle duruyorken artı yüklü bir cismim vardı. Tamam artı yüklü bir cismim vardı. Sonrasında şurada bir tane küre vardı. Şurada başka bir tane daha küre vardı. Bunlar böyle duruyorlardı. Bunlar nötrlerdi. Nötrlerdi. Yani yük sayıları artı ve eksilerin birbirine eşit. Peki ben bunu yaklaştırıyorum. Yaklaştırdım ve ne oluyor? Aslında bu kürenin, bu kürenin bir anda e, bu tarafı artıları, artılar eksileri çekeceği için bu tarafında eksiler gelmeye başlıyor. Burada da artılar kalıyor dolayısıyla eksiler sol tarafa giderse eğer burada da artılar kalır. Şimdi sonrasında bu böyle duruyorken, bu böyle duruyorken ben diyorum ki hadi sizi ayıralım bakalım kardeş diyorum. Yani şu ikisini birbirinden ayırıyorum. Bu ikisini birbirinden ayırdığım zaman burada yine eksiler kalmış. Burada yine artılar daha fazlalık olmuş olacak. Dolayısıyla bu cisim de buradan gidince, bu cisim de buradan uzaklaştırılınca bu yük Direk eksi yüklü bir cisim haline geldi bu küre. Bu da artı yüklü bir küre haline geldi. Yani ben etkiyle elektriklenme oluşturdum. Bu cismi eksi, bu cismi artı yaptım. İlk başta bunlar nötrdü. Zaten elektriklenme demek, bunu da söyleyeyim. Elektriklenme demek nötr cisimleri, nötr cisimleri artı veya artı veya eksi yüklü hale getirmek. Yüklü hale getirmek demektir diyoruz ki zaten burada amacımıza ulaşmış olduk. Nötr cisimler artı ve eksi yüklü hale geldi. Dokunma elektriklenmeye bakalım. Hatta demin de yapmıştık onu. Bak nötr cisim artı veya eksi yüklü hale geldi. Burada da elektriklenme yapıyoruz. Aynı şekilde bunlar nötrden başta nötr cam buçukluk e, nötr ipek kumaştı ama ne oldu en sonunda? E, artı ve eksi yüklü hale geldi. Dolayısıyla benim mantığı bu şekildedir diyoruz. Hemen birkaç tane soru çözüp dersimizi bitiriyoruz Sonuç Ağabeyim. Yalıtkan zemin üzerinde bulunan X, Y, Z cisimlerinden X ile Y arasındaki etkileşim şekil birdeki gibidir. Bunlar birbirini ne yapıyor? İtiyor hocam. Harikasın itiyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerini ittiği için aynı yüklü olmak zorunda. Hemen yazalım. Aynı yüklü olmak zorunda. Artı artı veya eksi eksi olacak. Bilmiyoruz. Diyor ki bir de X ile Z arasındaki etkileşim de burada da çekiyor. O zaman bunlar ne olmak zorunda? Zıt yüklü. Harikasın. Zıt yüklü. Harikasın. Zıt yüklü olmak zorunda. Tamam. Diyor ki Y ve Z cisimleri pozitif yüklü olabilir. Şimdi bir bakalım. Şimdi bunlar zıt yüklü olacak. Bunlar da aynı yüklü olacak. Şimdi Z cismi nötr olabilir demiş. Hmm. Aslında bak bunlar çekiyor ama illa zıt yüklü olmak zorunda değil. Mesela bir tanesi e, yüklü yüklü bir tanesi e, nötr de olabilir. Yüklü ve nötr de olabilir. Yani bu da olabilir, bu da olabilir. Onun hakkında not alın. Şimdi Y cismi negatif ise Z cismi pozitif yüklü olabilir. Bakalım şimdi şuradan başlayalım bu en basite. Y cismi negatifse. Y cismi negatifse o zaman bunun da negatif olması şart. Çünkü birbirini itmesi için tek şart ikisinin de aynı yüklü olmasıydı. Başka hiçbir şansı yoktu. Dolayısıyla X eksi oldu buradan. X eksi olunca bunun bunun e, Z'yi çekebilmesi için pozitif yüklü olması ya da nötr olması gerekiyordu. Evet, yüklü olabilir demiş zaten bu olabilir doğru söylüyor. Şimdi diğerine bakalım. Z cismi nötr olabilir. Evet, Z cismi nötr olabilir. Şimdi e, burası negatifse mesela Z cismi nötr olursa yine birbirini çekerler. Bu da olabilir doğru. Y ve Z cisimleri pozitif yüklü olabilir. Şimdi Y pozitif olsa bakalım. Y pozitif olsa. O zaman bunun kesin pozitif olması gerekiyor. Bu pozitif olursa, bu pozitif olursa bunun da birbirini çekebilmesi için negatif olması ya da nötr olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir şey olamaz kusura bakma. Yani ikisi de artı olamaz diyoruz. O zaman hangileri olabilir dediği için 2 ve 3 Bursa seçeneği bizim için doğru seçenektir diyoruz. Aynı büyükteki X, Y, cisimlerinin pozitif ve negatif yük miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Demiş tamam. Grafiğe göre soruların cevabı hangi seçikte doğru vermiştir? Şimdi bakalım. X cisminin e, pozitif yük miktarı 30'muş. Negatif yük miktarı 20'ymiş. X cismi pozitif midir negatif midir? Pozitiftir hocam. Harikasın. X pozitiftir. Çünkü pozitif yük miktarı daha fazla. Y cismini bakalım. Pozitif yük miktarı 20'ymiş. Negatifte de, de 30'muş. O zaman Y'de negatif olmak zorunda. T'ye bakalım. T'de pozitif 20 negatif 10 dolayısıyla T pozitif olmak zorunda. Z de 10 olmuş. O zaman ne olacak? Nötr. Harikasın nötr. Bravo diyorum sana. Şimdi diyor ki bize X ile T cismi X ile T cismi birbirlerine dokundurulup ayrılırsa cisimlerin son yük durumu nasıl olur? Şimdi bir kere X pozitif T de pozitif. X birbirine dokununca yine pozitif olacaklar. Çünkü aynı yükte olmak zorundalar. Hatta bunları yapalım. Ee, i̇kisinin toplam yükü toplam eee Pozitif yükler 50 olur. X ile T dokundurulursa. Toplam negatif yüklerde 30 olur. 50-30 e, pozitifler daha fazla 20 daha fazla 10-10 şeklinde bölüştürülür falan filan. Dolayısıyla ikisinin de son yük durumları pozitif olmak zorunda. 2'ye bakalım. Z ile T cisimleri. Z ile T cisimleri. Yani pozitifle nötr dokundurulup ayrılırsa. Bir kere pozitif olduğundan dolayı bu. Bu nötr olduğundan dolayı. Bu fazlalık yükleri bununla paylaşacak. Dolayısıyla ikisi de pozitif haline gelecek. O da net. İkisi de aynı yüklü olmak zorunda dokundurulmada. Unutmayalım. Y ile T cismi birbirine dokundurup paylaşırsa Y ile T cismi birbirine dokundurup paylaşırsa Bu artı yüklü, bu eksi yüklü. Burada toplam yüke bakmamız gerekiyor. Şimdi e, Y ve T'ye bakalım. Bunun artıları ve eksilerine bakalım. Böyle bir ufak bir tablo yapalım. Şimdi e, Y'de artılar 20 tane... E, y'de eksiler 30 tane. Pardon 30 eksi buraya yazacağım. T'de artılar 20 tane. E, t'de eksiler 10 tane. Şimdi toplam artılar 40 tane. Toplam e, eksiler e, 40 tane. O zaman birbirlerini götürür bunlar ve ikisi de nötr hale gelmek zorunda. Çünkü bunun artılarıyla diğerinin eksileri birbirini götürecekler ve nötr hale gelecekler diyoruz. Burada artılar 40 tane oldu. Evet. Burada eksiler de e, 30, 10, e, 40 tane oldu ve birbirini götürdüler ve nötr hale geldiler. Cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman hepinizi meydan okumaya bekliyoruz Tonguç Erabim. Tat uygulamasında yeni güncellemeyi unutmayın. Tat uygulamamızı sürekli geliştiriyoruz. Dolayısıyla App Store'a Play Store'a girdikten sonra buradaki tas uygulamasını güncelledikten sonra meydan okuma butonu geldi tas uygulamasına. Buna girdikten sonra elektrik yükleri ve elektriklenme 8. fen 23 testini bulun. Ders filtresine, fen filtresine girerek ve ücretsiz bir şekilde herkes çözebiliyor. Kitabınız olsun olmasın. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.